Merhabalar, Adventure Karavanlarından Ege'nin tanıtım videosuna hoş geldiniz. Aracımız tek yataklı, iki yetişkin ve bir çocuk için uygun olan modelimizdir. Aynı zamanda kompakt boyutları ile park kolaylığı ve yakıt tasarrufu sağlar. Ege ile harika bir tatil geçirmenizi diliyoruz. Aracın anahtarında bulunan ön düğme, ön kapıları, arka kısımdaki düğme de arkadaki yaşam alanının kapılarını açar. Orta düğme tüm kapıları kilitler. Araca girdiğiniz zaman kontrol paneli bütün ünite burada. Burada gördüğünüz 2, 3 ve 4 numaralar gördüğünüz tavan ışıkları için kullanılıyor. 6 numaralı düğme su pompasını çalıştırıyor. Buna bastığım zaman musluğunuzdan su kullanabilirsiniz. 8 numara ise bip sesini duydum. 8 numaraya bastığımız zaman 220 volt devreye girer. Yani ne anlama geliyor bu? Burada gördüğünüz prizimiz çalışır. Aşağıdaki buzdolabımız devreye girer. Ayrıca ocağımızın çakmağı çalışmaya başlar. Ocağımız tüplüdür. Fakat tabii çakmaklar için elektrik gerekiyor. Arka kısımda oturma alanı var. Aynı zamanda yatak olarak kullanılıyor. Genelde bunu bu şekilde yatak olarak size teslim ediyoruz. Çünkü oturma grubu şeklinde açıkçası çok kullanışlı olmuyor. Çünkü dış mekanda oturma şansınız olacak. Tuvalet ve banyo alanımız bu şekilde. Karşıdaki musluk kullanılabiliyor. Şu gördüğünüz tuvalet alt kısmında 20 litrelik kendine ait deposu vardır. Yan taraftaki klipsleri açmak suretiyle o depoyu boşaltabilirsiniz. Aracın temiz su doldurma kapağı yan tarafta. Anahtarla takılı olan küçük anahtarla bunu açıp herhangi bir yerden temiz su kaynağından bunu doldurma şansınız var. Aracın atık su deposu dolduğundaysa yan kapının hemen altında şurada gördüğünüz tahliye vanasından atık su deposunu boşaltabilirsiniz. Aksi belirtilmediği sürece aracımızı tam dolu depo ile sizlere teslim ediyoruz. Yine tam dolu depo ile tekrardan geri alıyoruz. Aracın arka kısmını açtığımız zaman yukarıda depolama alanları var küçük ve bunun haricinde oturma grubunun altı tamamen depolama alanı olarak kullanılabilir. Burada bagaj alanlarımız var. Burada dış mekan sandalyelerimiz bulunuyor. Bunları kullanabilirsiniz. Kendi eşyalarınızı depolayabilirsiniz. Ayrıca şurada bir dış duşumuz var. Bu duşu buradan alıp deniz sonrasında burada duş alma imkanınız var. Aracımızda bir adet tavan kliması bulunuyor. Tavan klimasında dikkat etmemiz gereken husus sadece motor çalışırken, araç çalışmaktayken kullanılması gerektiği. Araç çalışmazken eğer bunu çalıştırırsak 6-7 dakika içerisinde arabanın aküsünü bitirecektir elektrikli bir klima. Dolayısıyla yolda kalmanıza sebep olacaktır. Lütfen mutlaka sadece araç çalışırken bu klimayı kullanın. Diğer hallerde kapalı tutun. Karavanımızda yaşam alanında bulunan enerjiyi bu gördüğünüz panellerden kontrol ediyoruz. Burada 13.6 volt görünüyor. Bu gayet iyi bir voltaj. Voltaj 11'lere 10'lara düştüğü zaman bu enerji sıkıntısı anlamına geliyor. Böyle bir şey yaşarsanız eğer, yani güneşli olmayan günlerde veya akşam enerjiniz biterse eğer, şoför koltuğunun altında bulunan bir mandal var. Sırasıyla aracın motorunu çalıştırıp şoför koltuğunun altındaki mandalı arka yöne doğru çevirip aracınızı 15-20 dakika kadar çalıştırdıktan sonra tekrar aracı stop edip anahtarı tekrar eski konumuna aşağıya bakacak şekilde getirmeniz halinde aracın şarj işlemi tamamlanacaktır ve bir süre enerji ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bu işlemi yolculuğun sırasında da gerçekleştirebilirsiniz. Bir taraftan yol alırken bir taraftan aracın yaşam akülerini şarj etme imkanına sahipsiniz. Yine aracın kullanımı ile ilgili olarak birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Aynı zamanda hem güvenliğiniz hem de yakıt tasarrufunuz için bunları yaparsanız daha verimli ve güvenli bir yolculuk yapmış olursunuz. Öncelikle motor ibresi soğukken, motor soğukken ilk çalıştırdığında 2000 devri geçmezseniz ve sonrasındaki kullanımlarınızda da 3000 devirin üzerine çıkmazsanız hem bizim için iyi olur, aracımız daha sağlıklı çalışır, yorulmamış olur. Size de yakıt avantajı olarak geriye döner. Bunun haricinde biliyorsunuz bu nispeten büyük bir araç. Otomobil kullanan misafirlerimiz, otomobilden başka daha büyük araç kullanmamış olan misafirlerimiz için şu tavsiyede bulunabilirim. Kesinlikle aracı boş vitese atmayın.
çıktığınız viteste inin. Eskiden bildiğimiz bir tabir vardı bu şekilde. Çıktığınız viteste inmeniz gerekir vites yükseltmeden. Mesela İzmir'den çıktığınız Marmaris'e doğru gidiyorsunuz. Akyaka'ya doğru inerken Sakar yokuşlarına indiğiniz zaman 3. vitesi tercih etmelisiniz. 3. viteste 40-50 gibi hızlarla inersiniz. Yavaş yavaş frenlersiniz. Bu şekilde frenleriniz de ısınmamış, kokmamış olur ve siz de güvenli bir seyahatin tadını çıkarıyor olursunuz. Hepinize keyifli tatiller.